Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey. Dilerseniz Power BI Desktop'ı nasıl konumlayabileceğimiz konusunda biraz konuşalım. Şimdi Power BI Desktop için ilk derslerde dedik ki bizim ana aracımız bu. Main Altering Tool. Çünkü Power BI Desktop bir iş zekası projesinde olması gereken tüm katmanları içeriyor. Bir veri katmanı var. Burada Power Query ile çalışıyoruz bir modelleme katmanı var. Aynı zamanda semantik layer, semantik katman da deniyor buraya. Burada bir tablo arası ilişkileri kurduktan sonra DAX'la birlikte metriklerimizi yazıyoruz. Bu da var. Görselleştirme de katmanlardan biri. Dolayısıyla lazım olan bütün katmanlar tek bir araç içerisinde var. Ve genellikle çoğu projede yaptığımız şey Power BI Desktop'ı açarız veri kaynaklarına bağlanırız. On-prem'de olabilir, bulutta olabilir fark etmez. Power Query ile yapacaklarımızı yaparız. Veri modelimizi kurarız. Metriklerimizi yazarız. Görselleri oluşturduktan sonra Power BI.com'a publish ederiz. Standart ve birçok projede işimizi rahatlıkla görecek olan yöntem bu. Bir tek tool her işi yapıyor. Ama tek konumlama şekli bu değil. Eğer bizim veri kaynaklarımızın beslediği, temizlenmiş, düzgün tasarlanmış bir veri ambarı varsa ki bu SAP ile ilgili olabilir, Microsoft'un kendi ürünleri olabilir, başka Postgre gibi, MySQL gibi uygulamalar olabilir, hiç fark etmez. Bir veri ambarını da kullanıyor olabiliriz. Farklı veri kaynaklarına bağlanıp Power Query ile temizlik yapmak yerine hazır temizlenmiş, veri modeli tasarımına kavramına uyan bir veri ambarını veri kaynağı olarak kullanabiliriz veri katmanı tarafında, veri ambarı tarafında kullanacağınız Microsoft Tool'ları, Integration Service olabilir, başka araçlar olabilir, hiç fark etmez. Ama bir veri ambarı varsa, doğru tasarlanmış bir veri ambarı varsa Power BI ile bu veri ambarını da kullanabiliriz. Modelleme katmanı Power BI'daki en önemli katmanlardan bir tanesi. Veri modelini kurduğumuz, DAX metriklerini yazdığımız katman. Okey. Ama Microsoft'un tabular modelleme olarak kullandığı başka araçlar da var. SQL Server Analysis Service bunlardan bir tanesi. Bunun hem MDX versiyonu var, çok mature, çok e, olgun bir teknoloji ama eski bir te teknoloji aynı zamanda. Bir de tabular modu var. Yani modelleme katmanı için Power BI Desktop'ı kullanmak yerine Analysis Service'i de kullanabilirsiniz. On-prem'deki veya Azure'daki versiyonlarını fark etmez. Analysis Service'deki modelleme katmanındaki mantık, jargon, DAX her şey birebir aynı, sadece ortamlar farklı. Geliştirmeyi Power BI Desktop'la yapmıyorsunuz, Visual Studio ile yapıyorsunuz veya Tabular editor'le yapıyorsunuz gibi. Eğer Tabular modelleme yöntemi olarak Analiz Service seçtiyseniz, Power BI Desktop'ı, şunu silelim, Power BI Desktop'ı bu Analiz Service'e bağlayıp o küp içerisindeki metrikleri, tabloları aynen Power BI Desktop'ta kuracağımız veri modelleri gibi kullanabilirsiniz. Yani Power BI Desktop'ı sadece ve sadece bir görselleştirme aracı olarak da kullanabilirsiniz. Hatta modelleme katmanında kullanabileceğiniz uygulamalar sadece Analysis Service de sınırlı değil. BW gibi uygulamalar varsa şirketinizde doğru tasarlanmış küpler varsa, küp uygulamaları varsa onları da kullanabilirsiniz. Power BI Desktop'ın SAP BW için, SAP HANA için konektörleri var veya Oracle için konektörleri var. Eğer analiz servisi kullanacaksanız, bu on-prem versiyon olabilir, buluttaki versiyon olabilir fark etmez ama Microsoft Azure'daki analiz servisi çok promote etmiyor. Bu aralar Power BI Premium'a yönlendiriyor şirketleri, kişileri ama on-prem'de bir analiz servisi kullanıyor olabilirsiniz. Hangisi en hızlı? Yani Power BI Desktop birçok projede, benim en azından içinde bulunduğum birçok projede tek başına fazlasıyla yetiyor. Ama özellikle bankalar, sigortalar gibi şirketlerde büyük veri ambarları var. Bazen daha öncesinde kurulmuş, analiz servisle kurulmuş modeller olabiliyor. O modellere, küplere bağlanarak Power BI Desktop'ı sadece bir görselleştirme aracı olarak kullanmak da dediğim gibi mümkün. Modelleme katmanında, semantik katmanda analiz servisi kullanmanın avantajlı olabileceği ya da uygun olabileceği durumlar var. O durumlarda genellikle modellerin büyüklüğüyle ilintili olan durumlar. Eğer gerçekten çok büyük bir veri modeliyle uğraşıyorsanız Power BI.com paylaşımlı bir servis. Paylaşımlı ne demek? Belli bir kapasite var. O kapasitenin utilizasyonu belli oranları aşmadığı sürece Microsoft tarafından herkese kullandırılıyor. Eğer gerçekten çok büyük bir veri ambarınız varsa, çok büyük bir veri modeli kurmaya ihtiyacınız varsa SQL Server Analysis Service kullanmak bir artı getirebilir. Çünkü üzerine kuracağınız makinenin bütün donanımını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama bunun haricinde ana servisi kullanmaya gerek olacak başka bir durum yok. Bu arada büyük veri modeli ne demek? Eğitim ilerleyen safhalarında model büyüklüğüyle ilgili, performansla ilgili konularımız olacak, derslerimiz olacak. Bizim veri kaynaklarına bağlantı yaptığımızda karşımıza çıkan büyüklükler veri kaynağı tarafında Power BI Desktop'ın büyüklüğüyle aynı şeyler değil, tamamen farklı şeyler. 10 TB'lik bir SQL sunucuya bağlandıktan sonra işimiz bittiğinde elimizde kalan Power BI dosyası 100 MB olabilir. Power BI dosya büyüklüğünü tetikleyen, değiştiren, arttıran, azaltan şeyler var. Onları daha sonra göreceğiz. Ama gerçekten büyük bir veri, modeli olması durumunda çok fazla sayıda kullanıcının o veri modeline erişiminde performans sorunları vesaire olursa Power BI.com'da veri modelini Power BI Desktop'la bulutta yayınlamak yerine on-prem'deki bir analiz servisi kullanıp Power BI Desktop'ı sadece bir görselleştirme aracı olarak kullanıp raporlarınızı gene powerbi.com'da yayınlayabilirsiniz.